Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün içeride güzel bir sohbet yapacağız Serkan kardeşimle. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Umut Taşdelen, Altın Kangallar. Beğenerek, yorum yazarak desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Bugünkü tanıtım yapacağımız videoyu içeride yapıyoruz. Misafirleri ağırladığım yer. Gördüğünüz gibi odayda birazdan kameraman arkadaşımız çeker. Kapımız herkese açık. Herkesi bekleriz buraya. Evet kardeş, başlayalım. Başlayalım. Öncelikle yavru bakımıyla ilgili başlayalım. Ben aynı zamanda Altın Kangallar sayfasının da yöneticisiyim arkadaşlar. Oradaki yorumları, YouTube'daki yorumları veya genelde zaten sosyal medyada en çok sordukları soru bu. Yavrulara nasıl bakmalıyız? Çünkü yavru ölümleri çok fazla oluyor. Hastalıklar kalıcı. Bakmak da zor, yavru büyütmek zor. Evet. Bunlarla ilgili püf noktaları soracağım. Öncelikle bu çiftlikten yavru sahiplenen arkadaşlar kaç günlük veriliyor? Ya yavrularımız genelde 45-50 günlükken veriliyor. Hı-hı. Burada birinci iç dış parazitlerini yapıyoruz. Yine ikinci iç dış parazitlerini yapıyoruz. Birinci karmayı yapıyoruz, gönderiyoruz. Ki zaten oraya gittiği zaman da alan vatandaşa söylüyorum, diyorum ki hani tekrardan biz bu aşıları yaptık ama yine de bir karma aşısı daha yaparsanız ve bunların düzenli bir şekilde parazitleri var, bunları yaparsanız falan diye belirtiyorum. Lakin hayvan ister istemez yolculuk yapıyor. Bazen uzun yolculuk yapıyor, bazen kısa yolculuk yapıyor. Ama bir yolculuk yapıyor, strese giriyor, anneden ayrılıyor. Neticede hayvanın yeri değişiyor. Bundan dolayı da gider gitmez mesela arkadaşlar bazen bilinçsiz davranıyor. Nasıl bilinçsiz davranıyor? Hemen aşılarına başlatıyor. Veya işte önerdiğim yiyecekler var. Diyorum ki hani süt vermeyin. İshal eder. Verseniz de yarım yağlı verin diyorum. Tabii anne kadar ayarlayamazlar yarım yağlı. Bu yüzden de beslenmesi de önemli. Yolculuk da etkiliyor. Tabii hemen o stresi atlatmadan aşı da yapıyorlar. Aşıdan ziyade parazit yapıyor. Parazit evet. Yapıyorlar. Bu yüzden de hani hayvan birkaç gün stresini atlatması lazım ve sağlıklı olması lazım. Şimdi yavru açısından düşündüğümüz zaman yuvadan ilk kez ayrılmış. Tabii ki. Anneden ilk kez ayrılmış. Evet. Sonra yolculuk yapmış. Evet. Sonra hiç alışık olmadığı bir iklim ve hava şartı. Sonuçta burada sabit bir hava var. Tabii yani ki. Biz evet. Bazen yerini değiştirdiğimiz zaman dahi yavrularda bir tabii, problem oluyor. Problem mesela anne bile öldürebiliyor. Mesela doğumhanelerimiz var bizim. Hı hı. Diğer videolarımızda da gösteriyoruz zaten arkadaşlara. Doğumhaneye 1-2 ay önceden alıyoruz. Yani doğuma 1 ay önceden alıyoruz ki hayvan stresini atlatsın diye. Dediğin gibi neticede de yavrunun yeri değişiyor vesaire, bir sürü yeni bir hayat şey yapıyor kendine. Bu yüzden de hayvan bir hafta kadar stresini atması lazım. Herhangi bir aşıdır vesaire bunlar olmaması lazım. Aynı zamanda mesela gönderdiğim zaman ben arkadaşlara diyorum ki hani 10 gün ben size garanti veririm. 10 gün garanti veriyorum. Uzun da bir süre. Tabii zaten hastalığa yakalanan köpek, özellikle de gençlik hastalığına yakalanan köpek 1-2 gün anca yaşar. O yaşlarda öyle mesela. Aynen. Biraz daha büyük olsa dayanabilir de. Tabii birkaç gün, en fazla 3 gün 5 gün neyse. 10 gün süre veriyorum. 10 gün içerisinde hani yavru ölürse, bir şey olursa tekrar telafi etmek şartıyla temin ediyorsun. Temin ediyorum. Bazı arkadaşlarımız tabii ki problem yaratıyor. İşte oradan hasta geldi, şöyle oldu, böyle oldu. Buradan hasta gelme ihtimali olamaz. Neden olamaz? Çünkü burada yerlerimiz her türlü dezenfekte edilmektedir. Hayvanın sağlık kontrolleri yapılıp gönderiliyor zaten. Hani öyle bir problem olmaz. Hasta gelmez. Ha nasıl olur? Yolda. Çünkü yolda gönderme imkanları da biraz zor oluyor. İster istemez mesela otobüsle gönderiyoruz bazen. Veya işte kendi araçlarımızla götürüyoruz. İster istemez hayvan etkileniyor yani. Dediğin gibi yer değişikliğinden vesaire vesaire. Bir de hayvan mesela yoldan geliyor. Diyorlar ki bu hayvan geldi yemiyor. Yemek yemiyor. Ya bu da tabii ki yolun etkisi, yorgunluk, yer değişimi vesaire. Stres her şeye etkili tabii, oluyor çok küçük yaşta. Bir de kardeşleriyle yemesi ayrı. Evet. Aynı ortamda doğup büyüdüğü yerde.
onlardan ayrılıp tek başına yemesi. Hani bu yüzden de insanlar bazen problem yapıyor ama problem yapacak bir şey yok. Çünkü bizim yerimiz belli, yurdumuz belli. Burada bir tesisimiz var, ismimiz belli. Hani ne bileyim tehditle, bizi suçlamakla veya başka bir şeyle tekrar temin edilmez. Yine söylüyorum, diğer videolarda da ben bunları söyledim mesela. Hani yavruya herhangi bir şey olduğu zaman tekrar arayıp da ben bunun meraklısıyım. Veya çoluğum çocuğum çok seviyordu. Bana bir yavru daha gönderir misin dese biz ona yani canımız başımız üstüne hemen derhal temin ederiz. Biz Balıkesir'den bir müşterin sayfaya yazmıştı. Daha önce bir çift yavru almış. Evet. Öldürmüş. Sonra bir çift yerine yavru göndermişim. Evet. Onları da öldürmüş. Sonra bir çift daha istiyordu. Hatta ben görüştüm kişiyle. Evet. Ben ilgiliye ısrarla şunu dedim. Yavrun gelecek. WhatsApp'ta yazışmalar da duruyor. Sözlü de söyledim. Yavrun gelecek. 5-10 gün gözlemleyeceksin. Evet. Yavrunun stresi kalmayınca, yemesi içmesi güzelse, evet. Yani bu şekilde, ya bağışıklık sistemi güçlüyken, yani işin özü bu zaten. Bağışıklık sistemi güçlüyken, yavrunu parazitle tekrardan başlayacağız. Ben bunu ısrarla söylememe rağmen, otobüsten alır almaz doğru veterinere götürmüş, parazit hapı vermiş ve sonra beni tekrar aradı. Yavrular geldi, çok güzel. Teşekkür ediyorum, işin rast gelsin filan diye. Dedim ki ne yaptın? Direkt veterinere götürdüm parazit. Dedim ki hata etmiş. Ben seni uyardım. Ya abi ne olacak filan dedi. Ondan sonra aradan 15 gün geçti. Sürekli yavrularda bir gerileme. İşte iştah kaybı. Ya. Yani o parazit ve stres, bağışıklık sistemi çok zayıfken yavruya yapılan tedaviler evet. Yavruyu kurtarmıyor. Zaten hasta bir yavruya aşı da yapılmaz. Sağlıklıyken ya. Aşıya karşı bağışıklık kazanması için tabii yapıyoruz. Tabii ki ya zaten aşının amacı ne? Aşı vücuda önce de mikrop vermek. Yani sonraki gelecek mikropları algılamasın diye. Ama insanlar ne yapıyor? Hasta olunca ya bu hasta işte vay ben gençlik aşısını yaptırmadığım da hasta oldu. Hemen yaptırayım da iyileşsin mantığıyla düşünüyorlar. Bu ama, sefer iki kere düşünüyorum. Tabii çok. Bu sefer ne yapıyorsun? Mikrobun üstüne mikrop veriyor. Bu yüzden de hayvan yani aslında ölümünü daha kolaylaştırıyor hayvanı. Hızlandırıyor. Bu yüzden hani dediğimiz gibi gönderdiğimiz zaman bunun bir dönemi var. İşte stres vesaire birçok şeyler var. Bunları atlatmadığı sürece tedavi yapmamalarını istiyorum ben arkadaşlar. Zaten bir de, bu tedavi de değil, tedbir amaçlı. Aynen zaten tedbir amaçlı. Tedavilik bir durum varsa biz burada ya yapıyoruz. Zaten yapıyoruz. Biz burada gereken önlemleri alıyoruz. Mesela iç dış parazitleri mesela 21 günlükken ben hemen iç dış parazitlerini yapıyorum. Tekrar 35-40 günlükken falan bir daha yapıyorum. Ondan sonra 45 günlükken ilk karma aşısını yapıyorum. İkinci karma aşıya yetişirse ikinci karmasını yapıyorum 65-70 günlükken. Yani zaten hayvanda bir problem olduğu zaman ben bunları yapmam. Yani o yapamazsın. Yapamam ki. Çünkü başka ilaçlar kullanmam lazım. Antibiyotiktir, vitamindir vesaire. Takviye bunları yapmam lazım. Bunları kullanmam lazım. Neticede hani buradan yavru hasta çıkmıyor. Tabii bazı arkadaşlar bizi suçluyor işte hasta geliyor vesaire. Ha zaten köpeği güzel bir şekilde bakıp öldürmeyen insanlardan şikayet almıyorum. Büyüdüğü zaman hani birçoğu eminim yani yorumlarda da görüyorlardır. Alan insanlar yazıyor da birçok ispatları da var yani memnun kalıyorlar. Çünkü köpeklerimizin damızlık vasıfları çok iyi. Ya memnun kalmaması altın kangallar ismi o kadar büyümez ya, zaten. Kötü mesela yavru olamaz çıkmaz. Neden? Çünkü damızlıkları özenle seçiyoruz yani sen de biliyorsun vatandaş da takip ediyor. Onun için iyi bakılması lazım, güzel bakılması lazım. Bu çok önemli yani. Bir de ben daha önceden av köpeği falan da besliyordum. Bir bölgede şimdi mesela hepimizin çok geniş arazileri veya alternatif yerleri yok. Bir evet. Bahçemiz var. Bahçemizin de köpek için ayırdığımız bir köşesi var diyelim. Mutlaka. Orada yavru kaybettik biz. Sonra biz defalarca yavru alsak dahi biz oraya koymaya devam ettiğimiz sürece o hastalık orada yaşıyor. Yavru gitmiş olabilir. Ama toprak bir zemin. toprakta yaşıyor. Getirdiğimiz her yavru da oradan hastalık alıyor. Tabii yaşıyor ya ölmüyor yani oradaki hastalık ölmüyor. Bu öyle bir hastalık yani orada yani uzun dönem yaşayabiliyor. Yıllarca yaşıyor. Yani bu yüzden de hani biz yine söylüyoruz vatandaşlara diyoruz ki hani önce almış ölmüş olabilir yani ölüm Allah'ın emri her zaman olmasa da bazen oluyor. Önemli olan bunu telafi etmektir. Bir de aynı ve aynı yere koymaması lazım. Mesela ben söylüyorum geçenler İstanbul'dan bir abimize bir yavru verdim. Hayvan bak bir ay sonra öldü. Bir ay sonra. Ben gönderdikten bir ay sonra. Net. Buradan hasta çıkmadı çok belli. Yaşamaz çünkü bir ay yaşamaz. Dedim ki hani aynı yere koyma yavruyu.
veya aynı kapları kullanma. Tamam dedi. Adam yine aynı yere koydu. Aradan 15 gün falan geçti ikinci gönderdiğim yavruda. Ya bu hayvan yine bir şey yemiyor. Şimdi soruyorum, diyorum ki abi aynı yer mi? Yok, aynı yer değil. Şimdi bana video atıyor. Bakıyorum hani önceki attığı videoyla aynıki attığı yavrunun videosu aynı yer. Dedim canın sağ olsun abi. Ya. Hani bir tane daha göndeririz. Bak biz insanların hevesini kırmamaya çalışıyoruz. Ama insanlar hani bu şekilde yaklaşırsa olmuyor yani. Bizim de hevesimiz kırılıyor, yani şevkimiz kırılıyor. İnsanlar bu işi sadece para gözüyle görüyor. Bak ben yıllardır yanındayım, yıllardır yakinen takip ederim seni. Elinde yavru evet. kalmamıştır. Hiç böyle 3-4 aylık yavrun olmaz. Sürekli bir sirkülasyon hızlı bir şekilde. Sirkülasyon devam ediyor, evet. Devam, hatta çoğu dönemde -20, -30 yani şeyinle gidiyor hani. Evet. Ayrılmış oluyor, parası ödenmiş oluyor. Ben bunların farkındayım ama biz bu işe para gözüyle bakmıyoruz. Ya işte, bir şekilde de canla gidiyor. Yani hemen, tabii ya, en önemlisi o. Benim için yani en önemlisi o. Adamın yani ne yaptığı, adamın nasıl bir kişilik olduğu vesaire bilmem ne, bunlar benim için çok önemli değil. Burada önemli olan oradaki canın yaşaması yani. Yani bir de güzel köpekler. Tabii ya, güzel köpek telef olur. Mesela bir insana güzel köpek gönderiyorum. Mesela köpek büyüyor, yetişiyor. Adam tekrar bana videolarını atıyor, resimlerini atıyor. Yani ben bundan gurur duyuyorum. Mutlu da oluyorsun. Mutlu benim. Oluyorum. Adamla da diyaloğum çok güzel oluyor. Ama ölünce mesela adam seçiyor, alıyor kaliteli, güzel yavru. Ama yavru ölünce yani sanmasınlar ki ben onlardan daha çok üzülüyorum. Çünkü niye? Ürettiğim bir şey gidiyor yani. Ya sonuçta senin için üretim yapmak, tabii yavru ki. Üretmek. Bir de biz hep şunu söyleriz yani, evet. Burada altın kangallarda arkadaşlar, ben yakinen takip ettiğim için söylüyorum. Yani birçok köpeğin soyu bellidir. Yani, aynen öyle. Mesela bizim altın diye bir dişimiz var. Ben ondan örnek vereyim. Altının anne babası bellidir. Tabii. Onun babası annesi onun de. Babasının dede be. O da belli. Babasının anne babası belli. Annesinin babaannesi belli. Evet. Mesela o kıracın torunu. Kıracın babası kırçın. Evet. Mesela kırçılın babası işte falan filan. Yani hepsi belirli. 4-5 kuşak bilindiği için yani çıkacak yavrunun kalitesi de 3-5 kuşaklara kestirilebiliyor. Veya işte Megan'ın soyu için söyleyelim. Yani Megan'ın işte 3 nesil, 4 nesil anne ve babanın gerisine gidebiliyoruz biz. Tabii ki. Kendi üretimlerin olduğu için. Ha burada ne oluyor? Mesela 5 kardeşten 5'i de aynı şekilde bakılmıyor. Ya bunlardan tabii, ölenler işte, oluyor. Hasta olsa hepsi ölür. Ona da değineceğim. Mesela şöyle diyeyim. 5 tane doğum yapıyor örneğin. Hı hı. Bu 5 yavrunun dediğin gibi 5'i bir olmuyor. Mesela bir tanesi pampal, tombul oluyor. Biri biraz daha ona yakın. Biri mesela çok zayıf olabilir, bilmem ne olabilir. Yani zayıf olunca bu hayvan büyümeyecek anlamına gelmiyor yani. Önemli olan yavrunun kalitesi anneden ayrıldıktan sonra belli olur. Anneden yavru. Mesela sokak köpeğinde de birçok kez görüyoruz, mesela sokak köpeği yavrulamış. Sokakta yavrulamış. Bir yavruları var. Yani tosun gibiler. Çünkü hayvan niye? Güzel beslemiş, bakmış. Hayvanın anneliği çok güzel. Ama anneden ayrıldıktan sonra sokakta tekrar gezmeye başlıyor mesela yavruları. O tombul yavrulardan, o böyle iri olacak gibi duran yavrulardan eser kalmamış. Şimdi tombulluk dedim, ben şu konuya da deneyim. Bir yavruya çok bakmak, iyi bakmak demek tabii değil. Tabii ki. Çok bakmak her zaman için. Ya bozar hayvan, arka basarlarında problem olur. Hatta geçen karşılaştım. Adama güzel bir yavru vermişsin. Yavrunun küçüklüğünden beri bana resimlerini atıyor. Yavrunun gelişimi falan çok güzel. Neyse, aradan biraz zaman geçti, itibadımız kesildi. Tekrar mesaj geldi ki bana, işte bu hayvanın arka basarlarında problem oluştu. Bir video attı, baktım gerçekten de arka ayaklarında problem oluşmuş. Sadece şunu yazdım. Yüksek enerjili mama mı kullanıyoruz? Protein değeri çok. Protein oranı yüksek, yüksek enerjili, hani mama ismi vermek istemiyorum. Falan filan mamayı mı kullanıyorsun dedim. Aynen onu kullanıyorum dedi. Bu mamayı mesela ben ona dedim ki bu mamayı bir paket kullan dedim. Ondan sonra vitamin, proteini falan eksik olan kullandı. Yeni yedi proteindir yani. Adam mesela almış bu mamayı çok yiyor diye yine onunla kullanmaya devam etmiş. Devam etmiş. Bu sefer ne yapmış? Vitamin, protein hızlı olduğu için köpeğin gelişimi de hızlandı. Hızlı büyümeye başladı. Ayaklara göre çabuk tabii, büyüyor. Tabii kalınlaştı. Bu sefer ne oldu? Hayvan eklem yerleri dediğimiz gibi kıkırdak yani. Ha işte bu gelişmedi. Yavrunun büyümesini sağlayan taşıyamadı. Kıkırdak olur.
kendini çok parmakta bunu sertleştirir. Hızlı büyümeye geçiyor. Kıkırdaklar yetiştiremiyor büyümeyi. Hı hı. Kemik oluşamıyor. Bundan dolayı da hayvan ne yapıyor? Sağa sola sıkıntı yaratıyor. Çarpıklık yani veriyor. O ayaklar o vücudu tabii taşıyacak güçte olmuyor. Yani iyi bakmak, güzel bakmak anlamına gelmiyor dediğin i̇yi gibi. İyi bakmak değil, çok bakmak. Hani çok beslemek, çok yani kilo dengeli almak. Bakmak lazım. Dengeli. Vereceğin gıdalar önemli. Yüksek enerjili olmamalı. En azından yani bir seviyeye kadar böyle. Mesela zaten köpek anatomisini tamamladıktan sonra verebilir. Şimdi şöyle de bir olay var. Nasıldır? Bu mesela bizim çocuklarımızda da öyle. Evet. Yani yedikçe mutlu oluyoruz. Yedikçe yesin, yedikçe yesin, yedikçe yesin. Mesela bizim burada biri vardı köyde. Sen de biliyorsun, yine ismini vermeyeyim. Derdi ki ya benim köpek derdi yala böyle kafasını soktuğu zaman derdi çıkartmayacak. Sıyıracak, süpürecek derdi. Yani ben bundan zevk alıyorum derdi köpek adam. Köpek olarak öyle de yavru için bu sıkıntı ama. Tabii ya, yavrular eklemleri bozuluyor işte. Onun bir için bir sindirim sistemi var. Ya bunun. Ben mesela yavru alan arkadaşlarımıza bakın broşürü de gönderiyorum zaten. İyi verilecek gıdalar, verilmeyecek gıdalar. Ama köpek mesela vermiş, benim dediğim gıdalardan vermiş, yememiş. Üzerinde sürekli mesela yemek her zaman önünde de olmayacak bu köpeklerin. Evet, bu belirli belirli bir saatler olur. Mesela sabah, akşam örneğin. Adam ne yapıyor? Sabah dolduruyor mamayı sütle beraber. Akşama kadar bekliyor. Belki yaşadığı iklim sıcak, ekşiyor, bozuluyor. İçine sinek düşüyor, böcek düşüyor. Aynen öyle. Bu da ne yapıyor? Hayvan tekrar gidip gelip yedikçe parazit oluşturuyor. Parazit oluşturuyor. Hayvan hoşuna gitmiyor, yemiyor. Adam yemiyor diyor, ne yapıyor bu sefer? Süt veriyor. İşte veya ciğer veriyor, et veriyor. Çünkü bak yavrulara et de verilmez. Çünkü sindirim sistemi yavaş çalıştığı için hayvanların mide dönmesi, bağırsak dönmesi de olabilir. Burada oradan da ölebilir yani. Burada istemez insanların istemediği komşusunun yavrusunu öldürme tekniğidir o et vermenin. Yani daha önce de duymuşuzdur arkadaşlar. Yavru eti sindiremez. Yani en azından 8 aydan önce çok da tavsiye edilmez. Ha yer mi yer. Ama sindiremez. Ya yer mi şöyle daha çok daha iyi yer. Daha iştahlı yer. İşte insanlar da buna kanıyor mesela. Ben et verdim de yavru deli gibi yedi. Yani bu hoşuna gidiyor bazı insanların ama bu olması gereken şey değil yani. Yaş veya kuru mama en az 27 protein. Ya belirli, değil. Belirli. Evet, belirli şeyleri var. Şimdi o zaman biz maddeler halinde gidelim arkadaşlar. Sizin hani bana yönelttiğiniz soruları muhtaçlarına yöneltiyorum. Siz de bu videoyu izledikten sonra videonun altına yorum olarak soruları sorun. Biz bunları biriktirip ben hepsini tek tek soracağım. Yani sizin ulaşma veya sorma imkanınız olmadığı için. Şimdi birincisi verdik. Yavruyu sahiplendi. Evet. Yani en az 3-4 gün o yavrunun o stresini azaltmak için bakıp beklemesi lazım. Gözlemlemesi lazım. Bu, bir yol yorgunluğunu atlatması lazım. Oradaki ortama bir alışması lazım. Adaptasyon sıcaklık süreci. Evet işte sıcaklık derecesine vesaire. Neticede hayvan strese giriyor. Bunları birinci aşamada bunlara dikkat etmeleri lazım. İlk 3-4 gün bunu yaptı. Kesinlikle. Yavrunun bağışıklık sistemi çok iyi, beslenmesi çok iyi, hareketleri çok iyi. Zaten belli eder kendini. Hayvan oynar, oradaki atmosfere alışır. Sağlıklı olduğunu hayvan zaten kendi belli etmeye başlar. Gözlemleyince görürüm. Tabii. Sonra götürüyoruz, bir parazit yapıyoruz. Aynen, veterinere şimdi parazit yapıyoruz derken parazit hapları var. Hiç ama hepsi üst düzeyde olmayabilir yani. Kaliteli haplar yani. Kaliteli, aynen. Sadece köpekler gidip için 1 liralık kullanma. Falan 2 liralık haplardan yok. Bahsetmiyoruz arkadaşlar. Tabii, kaliteli yani köpekler için. 15 lira falan herhalde o hapların. Yarımı kullanılıyor o yavrulara bildiğim kadarıyla. Kiloya, 10 kiloya bir atılır. Onu da dediğim gibi kalitesine göre yapmaları lazım. İkinci aşamamız. Sonra biraz bekleyecek. 3 gün daha bekliyor. Aynen, sonra gün, gün o parazitlerin larvaları, yavruları, yumurtaları çıkıp da parazit oluşursa bir ikinci daha yapılıyor değil mi? Aynen öyle. 4 gün sonra. Aslında zaten köpeklerde 7 çeşit parazit var. İşte kancalı, kurt, uzun şerit vesaire 7 çeşit parazit var. Bazı parazit ilaçları bunun 7'sini de öldüremiyor. Mesela kimi 3'ünü öldürme şeyini yapıyor, kimi işte 2'sini öldürmeye şey yapıyor. Ama burada dediğim gibi kaliteli parazitler kullanılırsa bir kullanılmada temizleyebilir 7 tane şeridi. Haricinde ondan sonra 3 gün veya 5 gün aradan sonra tekrar karma. Şimdi papi falan diye şeyler de çıktı. İhsal. Covid-19 gibi vesaire işte onlar gibi bir sürü aşılar çıktı ama veterinerler daha iyi bilir. Götüreceği veteriner parazitten sonra nasıl bir uygulama yaparsa
tecrübesi vardır zaten. Burada da takip ediyoruz değil mi? Parazite yaptık, köpek hafif bir sallantı geçirdi. Mesela diyelim ki bir gün iştahsızdı, parazit ilacı verildik. Mesela evet. Bir hastada kancalı kurtta o çok oluyor. Kancalı kurt atmaya başlarsa köpek, bu köpeği çok yoruyor arkadaşlar. Yani tabii, çok tabii, yani şerit ve kancalı kurtlar köpeği çok yorar. Yordu, hemen götürüp de aşı yaptırdığın zaman bu sefer bağışıklık sistemi zaten zayıf oluyor. Zaten aynen şunu da söyleyeyim, mesela parazit aşıdan daha önemli. Daha da tehlikeli tabii, aslında. Daha da tehlikeli. Zaten bu kanlı ishal vesaire, gençlik hastalığı ve benzeri böyle ölümcül hastalıklar parazitten oluşuyor. Parazit olduğu için vücudu yani yemeye geçiyor. Zaten köpekte parazit varsa fazla değil. Bir gün aç kalsın o köpek, ertesi gün zaten hastalanır ölür. Evet, bu çok çünkü, çok kancalı kurtlar vesaire işte şeritler harekete geçiyor. İçeride yiyecek bir şey bulamadığı için ne yapıyor? Bağırsaklardan giriyor işte. Bu da otomatikman kanlı ishala çeviriyor. Bu nedenle de hayvanın ölümü daha çabuklaşıyor yani. Veya bazıları götürüyor, gençlik aşısını, parazit maraziz hiçbir şey yok. Direkt vücuda mikrop veriyor yani. O yavru direkt ölüyor zaten. Yani aynen, çok istisnadır. Yaşama yani. İhtimali yani çok düşük. Çok istisnadır yani parazit uygulaması yapıyor. Sırayla yapmıyoruz. Ya sırayla parazit, birinci karma, papi işte papisi var. Önce parazit, sonra yavruyu gözlemliyoruz. Evet. İyiyse ikinci parazit yapıyoruz. Sonra yine 3-5 gün gözlemliyoruz. Evet. Bağışıklık sistemi güçlüyse aşı takvimine başlıyoruz. Aşı takviminde bu yavrunun yaşıyla da alakalı biraz. Tabii bunlar önce işte 3-5 gün beklememizin nedeni de bu. Hani aşıyı kaldırabilecek pozisyona gelmesi lazım hayvan. Sonra işte karma, mesela o ishal iğnesini yaptıranlar da var, memnun kalanlar da, iyi sonuç alanlar da var. Ama bu işte karma aşılarla ilgili de şöyle bir problem var arkadaşlar. Bunlar veterinerden alıyorsunuz, büyük şehirlerde yaşıyorsunuz. Hani kötülemek için söylemiyorum ama ben karşılaştığım durumları söylüyorum. 3 saat İstanbul'da veya 2 saat yol geziyor arabanın içinde. Bunların dolapta saklanması lazım. Yani soğuk havada tabii olması ki lazım. Bozuk aşı da öldürür. Buzla. Mesela buradan da söyleyeyim ben arkadaşlara. Alacağınız aşılar, kullanılan veterinerler veya siz evinize götürüp kendiniz de yapabiliyorsanız buzla taşımanız lazım ve dolaptan çıkartılması lazım. Ama veteriner hekime tabi oraya da muhtemelen dolapta buz halinde geliyordur. Yani bu önemli yani dikkat edilmesi gereken bir şey. Yani bozulmayacak, erimiş olmayacak yani biri su şeklinde, biri kalıplaşmış toz şeklinde birbirine katılıp bunlar da yapılıyor ama buza dikkat edilmesi lazım. Yani soğuk muhafaza ediyoruz. Sonra zaten yavrumuz büyümeye devam edince mesela şunu da sorayım sana. İlk karmaşığı yaptık. Evet. Ama yavru çok sallandı. Hani nasıl sallandı? 2 gün, 3 gün yemeden içmeden kesildi. Zaten illaki etkilenir. Bunda mesela devam etmek, mesela aşı tutması diyenler de var. Aşı hani sallıyor ya. Evet. Devam etmek doğru bir uygulama mıdır? Yani 21 gün sonra ikinci bir karmayı yapmak doğru bir uygulama mıdır? Tabii doğru. İkinciyi kesinlikle yapılması lazım. İkinci zaten garanti demek. Köpeği garantiye almak demektir. Hatta bazen ben 3 sefer bile yaptığım oluyor. Doğru, yani. Çünkü niye? Ya dediğimiz gibi vücuda mikrop vermemiz lazım ki dışarıdan gelebilecek bütün mikroplara karşı bağışıklık kazansın. Bunu da birinci de yaptın, tamam bağışıklık kazandı. İkinci biraz örselendi, sallandı. İkinciyi yapmak tamamen garantiye almaktır. Yapılmasını tavsiye ederim. Bir de şu meseleyi de unutmayalım. Su meselesi. Biz mesela mama tavsiye ediyoruz. Kuru mama veya yaş mama. Evet. Suyun günlük taze ve temiz olması lazım. Kesinlikle. Yani çünkü mama yapar. İşte çünkü mama sürekli su içme ihtiyacı uyandıracak o köpekte. Ya hani yanmış yavru derler ya, hani yavru yanmıştır. Aslında sadece mama için değil. Su her zaman önünde durması lazım. Su hayat yani. Su gibisi ama var mı? Ama bunun temizi ve tazesi. Tabii her zaman günlük temizlenmesi lazım. Özellikle de mama yiyen köpek çok susasır. Çünkü mamayı harekete geçiren de su aslında. Su içmesi lazım bol bol. Tabii kuru mama. Her zaman önünde taze, temiz su olursa çok güzel olur. Hayvan hem yanmaz hem de suyunu alır. Şimdi yavrularla ilgili gelişmeleri söyledik. Son olarak da ben hani hızlıca şunları ekleyeyim. Sana asıl sormak istediğim soru başka. Bir sıvı ağırlıklı beslemiyoruz yavruyu. Süt ağırlıklı vermiyoruz. Çünkü bunun dengesini biz ayarlayamayız. Isı derecesini ve yağ oranını ayarlayamayız. Evet. Yani genelde mamalar, yavru mamaları bunlar için. Katı yiyecekler ya. İshal etmeyecek şekilde. Katı yiyecekler. Çok bakmıyoruz. Yani aynen eklem yerlerini bozarız. Çok bakmıyoruz. Sonra
Sürekli önünde yemek koymuyoruz. Evet. Yani günde 2 öğün veriyorsak 2 öğün işte 10 dakika. Saatlerinde durdu. Ve yani. Yediği kadar. Yemediğini mesela tekrar önünden al. Zaten 1-2 defa verdikten sonra gözlemler kendisi. Hani der ki bu atıyorum örneğin bir su bardağı mama yiyor. Bir de bundan sonra bir su bardağı mama verir. Çift tavsiye ediyoruz. Çünkü birbirleriyle hırslanır daha fazla yerler. Ya şimdi tek olunca hayvan biraz da oyuncu oluyor. İnsanlarla falan oynuyor çünkü canı sıkılıyor hayvanın. Ama eşi olunca onunla beraber birbirini kıskanıyor, daha iyi yemesi oluyor ve onunla zaman geçiriyor, oyun oynuyor. Köpekliği öğreniyor. Tabii doğru. Büyüyünce de mesela kardeşiyle oynarken falan bunlar eğitim yani. Nasıl mesela aslanlar bile hani yavrusuyla oynar, onları eğitiyor falan. Bu da böyle oluyor tabii ki. Büyüyünce de tabii ciddi bir köpek oluyor, oyuncu bir köpek olmuyor. Bayağı ileride etkisini görürler yani. Bu yüzden de çift tavsiye ediyoruz. Ama bazıları diyor ki hani benim bir tane bakma imkanım var. Normalde bir taneye bakabilen zaten iki taneye de kolay bir şekilde bakabilir. Öyle çok masraflı bir köpek değil. Cüssesi iri olabilir ama masraflı bir köpek değil yani kangal köpekleri. Anladım. Bir de en temel sorun şu. Yani problem yaşadığım müşteriler. Ben bunların birçoğuna şahit oluyorum zaten yanımda olduğum için. Evet. Yani problemlerin en temel çıkış noktası şu. Yavruların ölmesi. Ben 1,5 yıl sonra köpeğini kaybedip de seni suçlayan insanlara bile şahit olmuşumdur. Ya adam aradı mesela normalde ben böyle köpeği ölene ya neticede insanlar bu köpeği alıyorsa zaten bu köpeği ne için alıyor? Meraklı olduğu için alıyor. Biz de insanların merakını, şevkini kırmaya hakkımız yok tabii ki. Biz isteriz ki en iyisini verelim, en güzelini verelim. Bundan da gurur duyuyoruz büyüdüğü zaman, iyi olduğu zaman. İlla ki ölüm Allah'ın emri, ölüyor. Buna yapacak pek bir şey olmuyor. İşte yanlış beslenmeden veya işte bilinçsiz tedavilerden vesaire ölümler illa oluyor. Ama beni mesela arayıp da köpeğim öldü, bir yavru daha istiyorum, ben bu işin meraklısıyım, köpek beslemeyi seviyorum dediği zaman akan sular durur benim için. Ben tekrar ona elimden geldiği kadar en iyisini, en düzgününü göndermeye çalışırım. Problem illaki yaşıyoruz ve birçok üretici de problem yaşıyordur ki yaşayanları da hep görüyoruz. Hani üretici insanlar mesela beni arıyor, falandan aldım, böyle oldu, fistandan aldım, öldü vesaire. İlla ki bizim hakkımızda da söylüyorlardır. Bunlar olur, olacak yani. Sürekli de oluyor. Bunun önlemleri var ama karşı tarafın yapması lazım önlemlerini. Bizim yapmamız lazım ki biz yaptığımızı düşünüyoruz. Karşı taraf da bizim dediklerimize uyarsa bu tip şeyler olmaz. Yani olsa da çok düşük bir seviyeye düşer. Bu herkes de oluyor yani. Yani herkes de oluyor. Yani ben falandan aldım da ölmedi de şöyle oldu da yani bu nasip kısmet işi yani. İlla ki ölüyor. Ölmesini biz kesinlikle istemiyoruz. Haricinde dediğin gibi adam aradı beni mesela. Dedi ki benim köpeğim öldü. Dedim canın sağ olsun. Bir tane daha göndeririz. Yani yapacak bir şey yok. Üzüldük ama. Ya dedi çok da güzel olmuştu dedi. 1,5 yaşına gelmişti dedi. Dedim ki sen şimdi 1,5 yaşına gelmiş köpeğin yerine benden yavrum istiyorsun. Evet. Dedim ki burada benim bir suçum yok. Ben ne yapabilirim? Hani bir göndermişsin 1,5 gün olsa 1,5 yıl geçmiş aradan. Dedim ki hani ücrete tabi gönderebilirim. Olmaz işte sen güvenilir insan diye senden aldık. Öldüğü zaman tekrar yerine temin ediyorsun dedim falan filan. İşte tehdit ediyor şöyle yaparım böyle yaparım. Ya dedim ki bak hani ben 10 gün süre veriyorum. Bu 10 gün süre içinde öyle bir şey olursa amenna. 10 gün bile çok fazla. Yani, bence yani 3-4 gün. Yani 10 gün veriyorum ben. Ama 1,5 yıl geçmiş yani. Yani yapabileceğim ne var ki 1,5 yıl yani, geçen köpeğe? Arkadaşlar. Ha yine veririm bak. Ben yine onu söyleyeyim. Yine veririm. Bana desin ki aldım 1,5 yıl geçti ama benim maddi durumum iyi değil. Ve bunları çoluğum çocuğum seviyor. Veya ben meraklısıyım desin ki birçok kişiye de vermişsiktir yani sen de şahitsindir buna. Ya burada art niyetli olmamak ya, önemli. Kesinlikle hani burada video çekiyoruz diye söylemiyorum ben bunları. Verdiğim insanlar da ispatlı şahitlidir. Doğru. Ben bakan kişinin önemiyle ilgili isim vermeden bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Köpeğin ismini vereceğim. Bilenler vardır videoda. Destan isimli köpek bizim Pars'ın bir önce hatta birkaç batım önceki kardeşidir. Biz tankeri... Yok, sonraki kardeşi. Destan önceki Pars. Pars sonraki. Biz badem dişiyle
Tanker isimli köpeğimiz, videoya da ekleyeceğiz resimlerini. Tanker isimli köpeklerimizi eşlemiştik. Evet. Badem doğumdan hemen sonra rahatsızlandı. Evet. Yavrular bir günlüktü. O kişi, o da üretici. Aldı yavruları bir günlükken. Bir günlük dişi, yavru. Bir günlüktü. Bir dişi bir erkek yavru aldı. Şimdi Destan isimli köpek nam yaptı. Evet. Dişisi de 8 aylıkken falan öldü herhalde. Yani öyle... Tam bilmiyorum da ama dişisi de kaliteli bir dişiydi. Ama ne zaman öldü bilmiyorum. Ben o arkadaşa sordum. Yani 7-8 aylık diye hatırlıyorum. Ama yani bayağı bir yaşamış yani. Doğrudur. Kendini... Şimdi anne süt almamış bir yavru. Ama bakan kişi işte doğru şeyleri yapmış. Ya tabii ya, bir gün mesela adama ben 45 günlük göndermiştim. Öldürmüş. Ama diğer adam bir günlük bir yavruyu günlükte... almış. Yaşatmış. Yani neden? Doğru beslemiş, gerekeni yapmış, vitaminini, proteinini düzgün ayarlamış, olması gerektiği gibi beslemiş, adam büyütmüş. Biz Destan'ın da, kendi üretimimiz sonuçta, Destan'ın da, tabii. Pars'ın da, anne ve babalarının da resimlerini videoya ekleriz. Şimdi yavru yetiştiricileriyle ilgili son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Videoda çok uzamasın arkadaşlar, sıkılmasın. Ya yavru ile şöyle diyeyim, dediğimiz gibi arkadaşlar, yavruyu aldıktan sonra benim dediğim şekilde beslemelerini istiyorum. Verme dediğimiz gıdaları vermemelerini istiyorum. Geldikten sonra bahsettiğimiz gibi 3-5 gün hayvan bir stresini atsın, onu söylemek istiyorum. Emin olun buradan çıkan köpek kaliteli bir köpek olacaktır. Yeter ki düzgün bakılsın, güzel bakılsın. Buradan kötü çıkma ihtimali çok düşük. Çünkü damızlıklarım çok özel ve özelle seçilmiş köpeklerim. Kendi zaten artık dışarıdan damızlık almıyoruz. Kendi ürettiğim köpekler ve sülalesini komple bildiğim köpekler. İlla ya dede ya ebe işte ya kardeş, abisi vesaire onlardan alacaktır şeklini, şemalini. Bu yüzden de kötü çıkma ihtimali çok düşük diyorum. Yeter ki güzel bakılsın, istediğimiz gibi bakılsın. Bir de söylemeyi unuttuk. İnsanlar evlerinde tavuk olayını çok tüketiyorlar. Mesela evet. Tavuk kemiği de bağırsaklar. Tabii ya, tavuğun mesela kemiğini arkadaşlar biliyordur yani, jilet gibi keser, bıçak gibi. Yani onu... Çok keskin olur. Bu yavrunun bağırsaklarını keser, deler vesaire. Ha, köpek sever böyle şeyleri yemeyi. Ama zararlı işte. Bunlar ileriki dönemlerde hani hiç verilmeyecek anlamına gelmez. İleriki dönemlerde sindirim sistemi güçlendiği zaman, işte kendi büyüdüğü zaman bunlar da verilmesi gerekiyor. Ama belirli tarihleri var bunların. Köpek bir yaşına gelmiştir. Tavuk da yer, kemik de yer. Zaten köpek kemiği çok sever. Bunları mecbur yiyecek ama sen tutup da 2 aylık, 1 aylık yavruya et kemik verirsen olmaz yani. Evet arkadaşlar, hepinize teşekkür ediyorum. Umut Taşdere'ye de teşekkür ediyorum. Tekrar hatırlatıyorum, bu videonun altına sorularınızı yazın. Ben de asbel kadar böyle yayınlar yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ben de sizin sorularınızı Umut Taşdere'ye yönelteceğim. O da zaten bütün samimiyetiyle cevaplıyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.